Evet sevgili seyirciler, sevgili Beylikdüzü Gazetesi ve Hür Bakış Gazetesi okurları, şu anda Beylikdüzü Gazetesi'nin merkezindeyiz. Bu merkezde değerli dostlarımız var aramızda, gazeteci dostlarımız, siyasetçi iş adamlarımız. Beylikdüzü'nü dünden bugüne konuşacağız. Beylikdüzü'ndeki yerel yönetimi soracağım arkadaşlarımıza, hizmetlerini soracağız. Biz bu yayınları da zaman zaman Beylikdüzü'nde aktif olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Evet, şu anda Ercan Bey'e dönüyorum. Ercan Kutlu, siyasetçi, iş adamı. Bölgemizin uzun zamandır bölgemizde oturan, geçmişten bugüne Beylikdüzü'nü takip eden bir abimizdir. Kendisine soruyorum. Beylikdüzü'nü şu anda nasıl buluyorsunuz? Beylikdüzü yaşanılabilir bir ilçe mi? Neden Beylikdüzü'nde oturuyorsunuz? Ve Beylikdüzü'ndeki siyasi konjonktürü nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, öncelikle Sayın Türkiye Genel Basın Birliği Başkanımız, size teşekkür ediyorum. Böyle bir sual tevcih ettiğiniz için bize. Beylikdüzü'nü gerçekten seviyorum. Beylikdüzü güzel bir yer. Sebebi şudur. Bundan yaklaşık 10 seneden beri Beylikdüzü'nde oturuyorum. 10 sene önceden beri geldiğimden bu yana Beylikdüzü'ndeki yeşillik, özellikle beton yığınları çoğaldı. Bana göre diyeceksiniz ki neden direkt eleştiriye geçtiniz? Hakikaten Beylikdüzü İstanbul'un güzide şehirlerinden birisidir, ilçelerinden birisidir. Özür diliyorum. Sebebi hikmeti. Hakikaten çam ağaçlarından tutun, ulaşımından tutun, otoparkından tutun, güvenlik sitelerinden tutun. Fakat mesela çok güzel bir soru sordunuz. Biraz önce Beylikdüzü'ne geçerken, dün oldu bu olay, sahilde geçerken baktım ki sahil kepazelik. Sahilde böyle affedersiniz gözümü kapatmak zorunda kaldım. Yani Beylikdüzü'ne yakışmayan naş görüntüler gördüm. Ve burada geçerken de ister istemez yani buranın bir ilçe kaymakamı veya bir ilçe mülki amiri aklıma direkt belediye geldi. Belediye sayın başkanımız veya belediye ilgileri bu konuyla alakalı Beylikdüzü'nü güzelleştirme adına niçin bu sahili bu kadar başıboş bırakmışlar sualini kendi kendime sordum. Dolayısıyla şu manada söylüyorum, Beylikdüzü çok daha güzel olmaya namzet bir ilçemiz. Fakat ben inanıyorum ki Beylikdüzü'nü bu namzetliğe götürecek bir siyasi otorite maalesef belediyemizde şu an mevcut olduğunu zannetmiyorum. Sebebi hikmeti. Çok basit söylüyorum. AK Parti'yi de burada methetmiyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu çok sevdiğimiz aile dostumuzdur. Kendisi güzel bir insandır, düzgün bir insandır. Ama bu düzgün insan olması demek çok iyi işler yapacak manasında algılamamak lazım. Siyasi hizmetini eleştiriyorum. Siyasi hizmet noktasında kendisini tasvip etmiyorum. Bu konuda geçmiş dönemi ben gerçekten arıyorum. Ama bu konuşmalarım kesinlikle Sayın İmamoğlu eğer dinliyorsa veya duyuyorsa kendisine alınmasın. Kendisi şahsiyeti düzgün bir insandır. Ama ben CHP'nin zihniyeti oldum olası Türkiye'ye bir şey kazandırmamıştır. Bunu çok iyi olarak Sayın İmamoğlu bu CHP'nin bu zihniyetini yıkması adına Beylikdüzü'ne gerçekten çok iyi icraatlar yapmak zorunda olduğunu kendisine hissetmesi lazım. Bu hissetme bunu da şu ana kadar gördünüz mü diye bir soru sorsanız ben Sayın Başkanımızda çok ciddi manada bunu görmedim. Ama bir şeyler yapmanın da çabası içerisinde olduğuna inanıyorum. Kendisine de buradan başarılar diliyorum. Evet Ercan Bey, zaman açısından biraz daha şimdi eski emekli gazeteci dostumuz Necdet Kunter'e dönüyoruz. Sırasıyla söz vereceğiz. Evet, Necdet Bey, siz Beylikdüzü'nü nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yaklaşık 15 yıldır Beylikdüzü'ndeyim. Beylikdüzü gerçekten nüfus olarak çok büyük bir patlama yaşadı. Yeşil alanlara baktığımız zaman hep kayıplarda. Bu şimdiki belediye dönemi demeyeceğim. Bu gelmiş geçmişten bugüne kadar gelen büyük bir kayıptır. Sahil konusuna gelince zaten bu sahil konusu üzerinde ben bir yayın yaptım, resimleri yayınladım. Buna Ercan Bey de değindi. Sahil gerçekten mülteci kampları nitelendirmesiyle şu an karşı karşıya. Özellikle pazar günleri bir keşmekeş var. Ben Büyükçekmece Belediyesi'ni bu konuda takdir ediyorum, tebrik de ediyorum. Çünkü denetimini çok güzel bir vaziyette derneklere vermiş. Burada paralı oldu bilmem nereye düşünmek pekala yanlış. Çünkü buna Beylikdüzü sahillerinde bakıldığı zaman hizmetin olmadığı görülecektir. Yani hizmet için cüzi de olsa bir takım rakamlar konuşacaksa temizlik açısından yetersizlikler, buna bir çözüm getirilmesi lazım. Yani Beylikdüzü'nde yaşayan aile kesinlikle sahilden istifade etmiyor. Oraya baktığınız zaman yarın bir gün küçümseme adına söylemeyeceğim.
kıyafet nizamnamesine, kanunlara aykırı bir vaziyette kullanım olayları var. O da nedir? İş çamaşırlarıyla giriliyor vesaire yapılıyor. Ve bunlar fevkalade puan kaybedici bir olaylardır. Yani bu sefer vatandaş diyor ki daha önceki yönetimler diyor buna müsaade etmiyordu, şimdikiler bunu yapıyor. Ve biz bu konuda Beylikdüzü Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığını uyardık. Resimlerini gösterdik. Kendileri de ilgileneceklerini söylediler. Tabii ki siyasi boyutta konuşmak istemiyoruz. Hizmeti kim yaparsa başımızın tacıdır. Bu ülkenin hizmete ihtiyacı vardır. Mülteci kampı denilen yerlerde ben mülteci kamplarını bizim Beylikdüzü sahilinden daha değerli görüyorum. Çünkü neden? Hiç değilse onların bir adı var, mülteci kampı. Buranın bir adını koyması da mümkün değil. Evet, konumuz sahil oldu. Konu şu anda sahili gündem yaptık. Ben hemen Bey Haber'in sahibi ve aynı zamanda gazeteci dostum Oğuz Cevher'e döndürüyorum mikrofonumu. Evet, güzel bir birliktelik oldu sevgili Genel Başkanım. Çok teşekkür ederim. Beylikdüzü'nde yapılması gerekeni başlattınız. Fikirler üretiyorsunuz. Ben fikir fabrikasına nezdinizde başarılar diyorum öncelikle. Böyle bir program için de teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım özetlediler. Esas şu anda gündemi teşkil eden konulara değindiler. Ben onlara ek olarak buz patininin oradaki yağan kardan dolayı o kadar çuvallar dolusu tabiri caizse para harcamış Ahmet Bey'den bahsetmek istiyorum. Bugün bir yerde gündeme geldi böyle bir konu. O yüzden bir yara olarak görüyorum. Bir belediye başkanı ziyaret etmedi bu değerli kardeşimizi. Ziyaretinde bulunmadı. Artı siyasi partilerin ilçe başkanları kendilerine yine geçmiş olsun ziyaretinde bulunmadılar. Kent konseyi var. Yerel bir sürü yerel kuruluşlar var. Siyasi toplum siz anlayın artık benim demek istediğimi. Siyasi platformdaki söz sahibi, sivil toplum kuruluşları teşekkür ederim. Söyledi Necdet Bey. Bu kuruluşların temsilcileri de kendilerini ziyaret etmediler. O yüzden hani ben buranın belediye başkanıyım, herkese eşit mesafede başkanlık yapacağım sözü nerede kaldı diye düşünüyorum. Evet, tabii ki bu gündem... Üzülüyorum ne bakalım, evet. Şimdi sahil konu olunca sizin sahille ilgili görüşleriniz... Sahille ilgili arkadaşlarım değindiler gerçekten. Ben de görüyorum, ben de fotoğrafladım geçen sene. Yusuf Başkan'ın zamanında da aynı olayları gördük. Ama sahil gün geçtikçe manzara olarak... Nahoş görüntülere evet şu anda öyle. Evet. Sevgili Beylikdüzü Gazetesi ve Hür Bakış okurlarımız, biz bu programları önümüzdeki günlerde sürekli olarak hem sokakta hem gittiğimiz platformlarda yapmaya devam edeceğiz. Ve tabii ki konumuz sahildi. Biraz daha derinlere, siyasi arenaya doğru dalalım. Ercan Bey bir siyasetçi iş adamı. Bölgemizde çok iyi bilenlerden bir tanesi. Şu anda mevcut siyasi konjonktürü nasıl değerlendiriyorsunuz? Belediyenin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Beylikdüzü'nün geleceğiyle ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir? Efendim teşekkür ediyorum. Öncelikle sualinize karşılık. Biraz önce ifade ettiğim gibi hizmet noktasında Sayın CHP'nin Beylikdüzü'ne bir şey kazandıracağı inanmıyorum. İkinci bir husus, biraz önce sormuş olduğunuz sual gibi, kusura bakma ya. Evet, biraz önceki sorduğumuz suallerde Beylikdüzü'nün genel konjonktürünü ve genel değerlendirmesini yapmanızı istedik. Evet. Sayın Başkanım, ifade etmek istediğim şunlar, kesinlikle Beylikdüzü bundan sonra daha iyiye gideceğini ben zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Geçmiş zamana baktığımız zaman
AK Parti'de gördüğüm başarıyı bugün siyasi atmosfer olarak bakıyorsunuz. İşte koalisyon olayı. Yani AK Parti'yi zayıflatmak için sisteme her türlü şeyi zorladılar. Yanlış bir konuşma yapıyorum Sayın Başkanım, bilmiyorum. Dolayısıyla şu an için CHP zihniyetini bana keşke böyle bir soru sormasaydınız. Ama çok teşekkür ediyorum. CHP zihniyetinin bu ülkeye bir şey vereceğine inanmıyorum. Belediye başkanları çok değerli ve kıymetli olabilir. Fakat altı ok dediğimiz ta Cumhuriyet tarihinden bakıyorsunuz. Türkiye'ye bir şey kazandırmak darbelerle gelmiş, darbelerle gitmiş. Halen de burada belediyede geçen gittim. Birçok dostumuzu, çok kıymetli dostlarımızı işten çıkartmana şahit oldum. Tazminatsız işten atıldığına şahit oldum. Dolayısıyla bunlar beni mahcup, çok derin şekilde üzüyor. Orada birçok dostlarımız var. Mahkeme ve hukuk yollarla haklarını arıyorlar. Sayın İmamoğlu bu noktada elinden geleni yapacağını zannediyorum ama çok pasif davranıyor. Bu konuyla alakalı siyasi atmosfer noktasında belirli yüzünün iyi noktaya gideceğine inanmıyorum. Evet. Evet sevgili seyirciler, şimdi Necdet abiye soralım. Beylikdüzü'nün genel siyasi konjonktürünü soracağız. Beylikdüzü'nde siyaseti nasıl görüyorsunuz? Beylikdüzü meclisini de takip ediyorsunuz. Özellikle ben Oğuz Cevher abime soracağım Beylikdüzü Belediye Meclisi'ni. O kendisini şimdilikten hazırlasın. Belediye Meclisi'ni ona değerlendireceğim. Ancak sizin sadece Beylikdüzü'ndeki şu andaki siyasi görüntü, dışarıdan görüntü nedir? Geleceğe, Beylikdüzü'nün geleceğine ne katıyor? Onları öğrenmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle izah edeyim. Ben aynı zamanda şahsım olarak siyasi partinin komisyon üyesiyim. Bunu belirtmemiştim. Şu an hala hazırda resmi bir statüm var. Ancak yerel yönetimlerde görev yapan hangi parti olursa olsun, ilçe teşkilatları olursa olsun, Beylikdüzü gibi nezih bir beldede yaşayan, belde demeyeceğim, ilçede yaşayan halka siyasi farklılık gözetmeden hizmet yapmasını bekleriz. Yani burada halkımıza da görev düşüyor. Çünkü iç içe yaşıyoruz. Ben A Partisi'ni tutabilirim. Benim teyzemin oğulları B'yi tutabilir, öteki diğerini tutabilir. Fakat iş hizmete geldiği zaman ön açıcı bir takım konjonktür oluşturulması lazım. Bu da ne demektir? Şimdi soru siyasi görüş nedir diye baktığımızda tabii ki meclis toplantılarına zaman zaman belediye meclis toplantılarına ben de gidiyorum. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşu, vakıf kurucusu. Suyum. Yani bunu da belirteyim altını çizerek. Dediğim gibi 15 yılı aşkındır Beylikdüzü'ndeyim. Sacit Ateş Camii hayırsever. O vakfı ben gittim, kurdum. Yararlı işlerde hepsinde varız. Ama şunun altını çizmek lazım. Yerel yönetimlere bakış açımız devamlı siyasi yönden, siyasi bakıştan olursa hizmeti bir kenara bırakıp buraya bir şey üretemeyiz diye düşünüyorum. Benim siyasi görüşüm çok değişik olabilir. Sizin değişik olabilir, diğerinin değişik olabilir. Fakat hizmette esas bellidir. Hizmet insana, Allah'ın yarattığı her varlığa hizmet getirmek demektir. Yani burada siyasetin Beylikdüzü'nde böyle çekişmeli, işte parlamentoda görüyoruz, efendime söyleyeyim, bir sürü adeta savaş demeyeceğim, terörle mücadelelerde bir sürü olumsuzluklar görüyoruz. Yani bir beyin yapısı. Biz burada da adeta hizmette bunu yaşıyoruz. Onu diyeceğim. Nedir? Yeşil alan gaspları deniyor. Meslektaşlarımız yazıyorlar. Diyorlar ki işte şurayı o aldı, bu geldi, öteki gitti. Yani bunların bir kere ayıklanması lazım. Siyasi boyutta konjonktüre bakıldığı zaman dediğim olay şu. Biz sanki futbol takımı tutar gibi particilik yapıyoruz. Bir kere bunun da dışına çıkıp Beylikdüzü'müze bakın ne güzel amblemler değiştiriyor. Tabii ki gelen her parti kendi içinden geçen bir yansımayı amblem olarak koyacaktır. Yani biz bunlara da saygı duymamız lazım. Çünkü bunlar hizmet erbabı olarak gelmişlerdir. Fakat kesinlikle hizmette siyasetin ön plana çıkmamasını talep ediyoruz. Çünkü bizim bölgede Milliyetçi Hareket Partili oturur, AK Partili oturur, diğer partili oturur. Çünkü 120'nin üzerinde parti bulunan bir ülkeyiz biz. Doğru mudur? Yani 120'yi buldu gibi geliyor. Şimdi buradaki esas şu. Fakat yaşadığımız yer bir tane yer şu an için. İlçe. Nedir? Beylikdüzü. Bitti. Yani siyaset bir yana. Ortak değerler.
Ortak değerlerimiz Beylikdüzü. Ama kişinin tercih hakkı vardır. Bunu da gider sandıkta belirler. Biz ne kadar hizmet yapalım ama onları da tabii eleştireceğiz. Yani olumsuz işlerini eleştireceğiz. Çünkü restoranlarda da böyledir. Bakın başarılı restoranlar şunu yazarlar. Biz buna açık olmalıyız. Memnuniyetinizi dostlarınıza, şikayetlerinizi bize bildirin derler. Biz şikayetleri bildirdik. Bugün de yaptık. İşte az önceki konuyla, konu başlığına ilgili onu izah ettim. Hizmetin bize yapılacağını bildiğimiz için şu an mühür kimdeyse bunların önünü açmak durumundayız. Biz de onlara el atacağız. Ama yapmadıkları zaman da tabii ki eleştireceğiz. Evet. Şabasında da yazacağız. Evet. Teşekkür ediyorum. Abim, şu anda son olarak Oğuz Cevher'e dönüyoruz. Oğuz Cevher Beylikdüzü'ndeki meclis aritmatiğini yakın takip eden bir kişi olduğu için Beylikdüzü'nde konuşulacak çok şey var. Ancak şu anda biz bu bizim ilk yayınımız diyelim buna. Bu yayınları zaman zaman değişik gazetecilerle birlikte yapacağız. Sürekli Oğuz abi'den kısa da bir şey alalım. Daha sonra devam edeceğim. Sevgili Genel Başkanım, meclis toplantılarını takip ettiğimden bahsettiniz ancak son zamanlarda takip etmediğimi söyleyeyim. Meclis aritmatiği konusuna nasıl değineyim bilmiyorum ki şimdi. Genelde çoğunlukta olduğu için istediği şekilde evet orası doğru, orası görülen görüntü o şekilde. Aslında çok ciddi konulara parmak basacağına inanıyorum ben. Tabii ki bu programların devamında olmak isterim. Bu tür toplantılarda olmak isterim. Hazırlıklı olmanın da faydalı olacağı inancındayım. Evet. Hazırlıklı gelelim, çalışalım gelelim. Daha güzel şeyler olur ümidim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, biz bu programımızın sonuna geliyoruz ve şu anda Beylikdüzü'nde konuşulacak çok şeyin olduğunu söyledik. Beylikdüzü'ndeki bütün genel değerleri, genel şartları, her şeyi değerlendireceğiz. A'dan Z'ye her şeye parmak basacağız. Biz Beylikdüzü Gazetesi ve Hür Bakış Gazetesi olarak bütün olumlu ve olumsuz her şeyin üzerine gidip güzellikleri ve yapılamayanları gündeme getireceğiz. Biz Beylikdüzü Gazetesi olarak programlarımızı devam ettireceğiz. Ancak ben Nezir Karayün olarak Beylikdüzü'nde 20 yıldır gazeteci sıfatıyla görev yapıyoruz. Ve biz Beylikdüzülüyüz. Beylikdüzü'nün menfaatlerine olan her şeyi bu platformda tartışacağız. Tabii ki sadece Beylikdüzü platformunda değil, bu çevre ilçeler, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Bakırköy'e ve daha ulaşabildiğimiz her yerde, Türkiye'nin her yeriyle ilgili bu programları devam ettireceğiz. Ama bu bizim ilk Beylikdüzü tartışmamızdı. Beylikdüzü'ndeki siyasi arenayı ve siyasetçileri de konuk alacağız. Ve ben Nezir Karayün olarak hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum.